plasan herkese selamlar. Kullanıcı deneyimimizde yeni biri var. Ersin Akman da beraber. <laughs> <laughs> Okey. <laughs> tamam. Kendini tanıt falan ben prosedürleri. Ben bundan şeylere. önce şeyimi 12 kullanıyordum. <laughs> Şimdi şeyimi 12 geçtim. 50 yaşındayım. Değil mi? Bir teknoloji, daha sonra bir yayıncılık şirketinde çalışıyorum. Süper. İstanbul'da yaşıyorum. İş yerimiz de burayı çok yapıyordum. <laughs> Başka, <laughs> ne <kendimi hesapladı. gülüyor> Başka ne söylemem lazım bilemedim şu an. Bence her şey söyledim <laughs> abi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işin geyinden sonra aslında Ersin abi Xiaomi 12'den Xiaomi 13'e geçince ne fark etti aslında Şöyle, o videoyu çekiyoruz. Yaklaşık olarak bir hafta falan oldu. Bir hafta oldu abi. şey 13'e geçeli. Aynen. İki ee, telefonu da ben incelemiştim bu arada. Öyle 13 bir benim ben. lansman sonrasında tasarımıyla çok övdüğüm bir cihaz. Yani dalga geçiyormuş gibi gözü söyleyip işte iPhone, Xiaomi'nin evet. iPhone'u dediğim bir cihaz. Çünkü tasarımı gerçekten işte bizim bildiğimiz yani iPhone tasarımının Hı -hı. Herhalde Android dünyasında bugüne kadar ki en benzeyen örneklerinden doğru. bir tanesi. Hatta kopyası bile desek günah görmüş olmayız bence. Doğru, şey doğru. anlamında, tasarım anlamında. Arkadan baktığımızda ise arka tasarımına ki arkadaşlarımız şu anda onu görüyorlar zaten. Bence iPhone'dan çok daha yakışıklı. Evet. görünen bir şeyi var ne derler? Arka tasarımı var. Ben çok uzun zamandan böyle böyle bir köşeliği olan, bu kalınlıkta bir telefon kullanmamışım. ilk önce Hı. onu söyleyeyim. Çünkü her ne kadar ölçü olarak birbirlerinin neredeyse aynı olsalar bile 12'yi elde tutmak çok kolayken evet. 13'ü elde tutmak biraz, daha zor. biraz zor. İkincisi ben çok uzun zamandan beri sanırım Sony Xperia'lardan, XZ'den daha doğrusu XZ'den beri falan, arkası bu kadar düz olan bir telefon kullanmamışım. Hı hı. Çünkü neredeyse ilk bir iki gün sürekli düştü o telefon kadar. bir yerlerden. Yani hani düşmemesi için burası gibi dümdüz olması evet. lazım. En ufak bir eğim varsa Hemen bir, bir, eğim bir de bir eğim bile olsa zaman içinde mutlaka kayıyor oradan aşağıya doğru. O yüzden hani eğik duran bir yemek masası, senin oturduğun bir koltuk, oturduğun zaman koltuğun formu değişiyor ya oradan evet. falan her yerden düşüyor. Alıcık olan arkadaşların çok dikkatli kullanmada bir lazım ama ister istemez bir de crash test yapmış olduk. Dediğim gibi yani 5 kere falan düştü. Kasa alüminyum olduğu için çerçevelerde herhangi bir hasar yok için böyle bir İz de yok. Yani evet. mesela benim düşürdüğüm yerlerden bir tanesi parkeydi. Oh. Tamam koltuktan düştü. Yani çok yüksek değildi. Oturma seviyesinden düştü. Ama çıkan ses kesin kırıldığı yönündeydi. Telefon kırılmadı. Parkey'e baktım o da kırılmamıştı. Hmm. Yani zayiat yok. Ama telefonun genel anlamda ekranında senden bana gelen bir iki çizik var ekranda. Sen yani i̇şte, çizmişsin onu kullanırken işte zaten biliyordum öyle olan. Hmm. Bende bir hasarı yok. Fakat şöyle özetlemek lazım. Ben 12'den çok memnundum. 13'ten de çok memnunum. 13'ten memnun olmamak için sadece tasarımıyla sorun yaşamak lazım. Hmm. Yani 13'ün bence en güzel yanı tasarımı ve zorlayan yanı da yine tasarımı oldu. Öyle söylemem lazım. Güç olarak zaten işte hani halef selef muhabbeti olduğu yani. için yani 8 gen 1, 8 Gen 2, 8 Gen 2 muhabbeti var. Bir fark görmedim ben Öyle güç mi? olarak. Yani 8 Gen 1 kullanan bir cihazdan 8 Gen 2 kullanan bir cihazı geçtim şöyle uçtum böyle kaçtım falan diyecek bir halim yok. Rutin izleyicilerimiz bizi beni biliyorlar zaten. Benim böyle hani muazzam sistem gereksinimleri olan bir cihaz kullanmama ihtiyacım yok. O yüzden mesela light telefonları evet. falan çok rahat kullanabiliyorum. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu bizim işi yapanlar arasında zaten en çok light kullanan adamlardan falan da bir evet, tanesi. Ona da özellikle dikkat ediyorum ki artık günümüzde niye paramızın çok fazla değerinin olmadığı bir gün arkadaşlarımız gönül rahatlığıyla light telefonları alsınlar diye bilinçli olarak yapıyorum bunu zaten. Redmi Note bir Pro'da da aynısını yapmıştım. A aynen yani. öyle. İşte daha önce Oppo Reno'larda falan da Pro'ları falan ofisteyken ben light'larını alıp kullanmayı tercih etmiştim. Burada bunun tasarımını çok beğendim diye sen bana bunu verdin. Evet. Şeyi. Ee, güzel bir telefon, memnunum. Benim kullandığım bugüne kadar telefonlar arasında Leica lense sahip olan Gitti. ilk telefon. Bundan önce tabii ki ofise gelen Huawei Vali. olsun, Xiaomi olsun aldım, fotoğraf çektim falan da rutin olarak kullandığım olmamıştı. Ben çektiği fotoğraflardan memnunum. Hı hı. Bundan da çok memnundum. 12'den fark de çok memnundum. Fark yaşadın peki abi? Yaşadım. Şöyle bir fark var. Renkleri daha iyi şey yapıyor, gösteriyor bence. Daha iyi belli ediyor. İki farklı modu var. Sen muhtemelen burada Vibrant modunda kullanıyorsun abi. Yani daha kontrastlı yüksek fotoğraflar, paylaştığın fotoğraflardan Açıkçası da Açıkçası mi? Böyle. Ben bunu geçerken, bunu yaparken bir yandan da telefonla konuşuyordum. Hiç hangi modu seçtiğimin farkında fark. bile değilim. Bana sorsam ben şeyi seçmişim dedim. Daha natural olanını seçmişim dedim. Ama hiç farkında değilim. Zaten şöyle bir hikaye var. Bu mod hikayesi kullanan arkadaşın eğer çektiği ve gördüğü, sonra bilgisayarda baktı işte sosyal medyada gördüğü fotoğraftan memnun değilse değiştirebileceği bir form olduğu için ben değiştirme gereği de duymadım ne yalan söyleyeyim. Umurumda da değil gerçekten. Hı hı. Çünkü şöyle bir şey var ya. İyi fotoğraf çeken bir cihaz kullandığın zaman daha ilk çektiğin fotoğraftan anlıyorsun iyi çekip çekmediğini. Bir de sen biliyorsun arkadaşların bir kısmı bilmiyorlar. Ben şöyle bir fotoğraf çeken bir adam değilim. Çektik hemen açtık baktık ha güzel oldu şöyle oldu işte bir daha çekelim bilmem ne filan filan. Mesela işte bugün sosyal medyada dört tane kare paylaştım yemekten buraya gelirken. Siz ölümde uyuyordunuz. Ben de Aydın anda senin. 20 adım gemindeydim sonuç olarak. Mesela o yol boyunca 5 fotoğraf çekmişim. Bir tanesi benim hatam. Kötü bir kompozisyon olduğu için Kötü paylaşmadım. Geri kalan dördünü paylaştım. O kötü olanı paylaşmamın nedeni de hatam şu. Bir arabanın fotoğrafını çekmiştim. Siyah bir arabanın. Hı hı. Derdim çünkü yağmur damlalarını çekmekti. Arkadaşlarımız öyle baksınlar o fotoğrafları. O fotoğrafların dördünde bile birden yağmur damladı. Bugün İstanbul'da azıcık yağmur yağdı. Güneş kırıldı. Aslında fotoğraf çekmeye çok uygun bir evet. araba var. Beşinci çektiğim karede siyah bir arabanın üstünde çektim. Hem benim istediğim kadar çok yağmur damlası birikmemişti arabanın. Üst hem de araba çok pisti. Hmm. O yüzden o siyah arabanın rengi üzerindeki toz üzerinde olmayan yağmur damlaları falan perspektif olarak hoşuma gitmedi. Dediğim gibi ben çekerken de çok bakmadığım için yani mesela ben çekip devam ediyorum, Çekip devam ediyorum. Bu gelen onları da öyle çektim. Ofise geldiğim zaman bakıyorum. Yani hmm. bu mesela şimdi o siyah arabanın başında baksam ha bu güzel olmamıştı. Güzelini de çekerdim onun büyük bir ihtimalle. Yani baksam. o o şeyi de yakalardım ama ben öyle bir adamım. Yani hani bu basçık tabirini de sanırım Türkiye'de uyduran adam benim cep telefonu fotoğrafçılığı konusunda. Ben basçıkta o kadar hızlıyım ki kendi çektiğime bakmıyorum bile. Ve çoğunlukla mesela arkadaşlarımız farkında mı bilmiyorum ama ben bir fotoğrafı paylaştıktan sonra Gelen yorumlar mı dönüp bu fotoğrafa bakıyor. Mesela hmm. bana diyorlar ki abi arkadaki bilmem ne kötü çıkmış diyorlar. Fotoğrafın orijinali bende olduğu için orijinaline açıp bakıyorum o zaman. Gerçekten arkadaki bilmem ne kötü mü çünkü. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. Ben iyi fotoğraf çekmek zorunda değilim. Yaptığım iş gibi iyi. Cihazın nasıl fotoğraf çekiyorsa öyle, öyle yansıtmak, yansıtmak zorundayım. Doğru. Onu o yüzden de yani açayım bakayım şurayı düzelteyim mesela mizansen yapayım falan işim olmuyor, çekiyorum. 13'ün çektiği kavelerden memnunum. 13'ün çektiği kavelerde oluşturduğu renklerden memnunum. 12'den memnun değil miydim? Ondan da memnundum ama renk doygunluğu konusunda, renk gerçekliği konusunda 13'ün daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Ersin Leica farkını gördü. Gördüm, gördüm yani eğer illa bir farktan bahsedeceksek onu fark ettim yani onu Anladım çok net söyleyebiliyorum. Ha bu arada işte ön kamerayla hiç işim yok. Bilmiyorum nasıl oldu, denemedim bile. Aa denemedim bile değil bu gözüm kırmızı olmuştu ya Almanya'da. Aynen, evet. İster istemez çekip baktım yani. Denedim <laughs> ama kırmızı göz çektik en nihayetinde. Yani hani bir şey söylenecek durumda değil orada da. Peki abi o zaman sana şunu sormak istiyorum aslında. İki telefonda birbirinden narin, ince, hafif Hı -hı. cihazlar aslında. Peki batarya anlamında ikisi de aslında hani günümüz amiralleri kadar yüksek batarya sahip değil. Yani. Değiller. Ama günlük kullanımda bu nasıl sana etki ediyor? Ondan biraz Peki, bahsetsem. Işte, ben Mi 11 Lite'dan buna geçtiğim zaman 12'yi 12'nin pili bana çok şey olarak yeterli gelmişti daha fazla gelmişti. Tamam. Şimdi 12 ile 13 arasında ben çok fazla bir pil farkı görmüyorum. İkisi de bana haydi haydi yetiyor. Hmm. Zaten 12'ye geçtiğim günden beri artık evde telefonumu şarj etmek gereği de duymuyorum. Yani arabada, burada ofiste filan. Çünkü bunların ikisinin de daha hızlı şarj olma özellikleri olduğu için kısa sürede çok daha evet. fazla şarj olabiliyor. %100 derdinde filan da değilim. Yani yaklaşık bir, bir yıldan beri filan buna geçtiğimi düşünürsek bir, bir yıldan beri filan cihazımı %100 şarj edeyim gibi bir derdim yok. 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika bir şeyi taktığım zaman o benim işimi görüyor. Süper. Bunda da hiç şey olmadım. Ne derler? Pil sorunu yaşamadım. Geride baktınız bir hafta içinde. Ancak bunda şöyle bir sorun yaşadım. Bu zaman zaman çok ısınıyor. 8 gen Evet ısınıyor. Yani ne zaman ısındığını da şöyle söyleyeyim sana. Mesela işte bu arada sırada Play'den güncellemeleri falan bakışım. Ben Clash of Clans oynuyorum. Bir de işte Binance account'ı şey, app'i var. Bu iki app'te açtığın zaman eğer bir güncelleme varsa sana söylüyorlar. Mesela Twitter IP falan bana bunu söylemiyor, o yüzden hmm. bilmiyorum. Ama Binance'te, Clash of Clans'da güncelleme olduğunu söylüyor. Son bir haftada da iki şey, üçer kere güncelleme geldi ve ben o güncellemeyi gördüğümde sadece o app'i güncellemek yerine Play Store'a gidiyorum, ne kadar güncellemem varsa hepsini yapıyorum. Mesela o anda ısınıyor telefon ve onun sonrasında da hızlıca soğuyor zaten. Bir şey oyun oynarken, bilmem ne yaparken falan Ama mesela ısındığını fark ettim, ısındığını fark etmiyordum ki bunda aslında daha fazla teorik isim. olarak daha fazla bir ısınmadan şikayetçiydi bütün dünya. Benimki şikayet değil sadece bilgi anlamında <laughs> ısındığını söylemekten öte. Ana nokta ise bence burada fiyatlar. Kesinlikle. Yani bu iki cihazı halen Türkiye'de sıfır olarak yani bu zaten yeni bulunması normaldi 12 de 12'de bulunabiliyor sıfır olarak. Aradaki fiyat farkına değer mi bence? Nasıl? Ana nokta bu. Şimdi 12 kullanan bir adamın 13'e geçmesini ben önermiyorum. Yani bence mantıklı bir geçiş olmaz bu. 12 kullanan adam parasının değerinin düşmemesini sağlasın. Belki 14'e falan geçer şey olarak. Ama 12'nin altında herhangi bir cihaz kullanan. Burada 12'nin altında herhangi bir cihaz kullanan derken de Gerçekten yıl olarak daha eski bir cihaz kullanan adam. Ona mı geçeyim buna mı geçeyim derse galiba şu an de 5000 lira falan bah, gibi bir fiyat. 22.000'e 27.000 gibi bir şey okay, oluyor. Öyle doğru. bir fiyat farkı var. O 5000'e eğer şey yapılıyorsa ne derler verilebiliyorsa vermesinden yanayım. Hı. Niye? Birincisi yeni bir telefon olduğu için. İkincisi de like'alı olduğu için. Yani hani da neymiş artık bir kafasından çıksın diye. Ha eğer arkadaşımızın 5000 lira fazla parası yoksa gidip 12 alacaksa da hiç kendine dert etmesin alsın, Asın, gü güle, güle güle kullansın. Çünkü telefon dediğimiz şey, da hep anlatmaya çalışıyorum. En iyisi, en güzeli, en hızlısı, en yavaşı olan bir şey değil. Senin ihtiyaçlarını hangi oranda karşılayacağı Doğru. önemli. Ben tahmin ediyorum ki 13'te 12'de bugün birçok arkadaşımızın birçok anlamdaki ihtiyacını çok çok rahat karşılayacak da zaten. Ha, çok özel ihtiyaçları olan arkadaşlarımız çıkıyor orada. Mesela işte ben bu kiresinde bir telefon değiştirdiğinde bir arkadaşımız benden ön kamerasıyla karanlık bir yerde video çekip paylaşmamı istemişti mesela. Yani bu tarz ihtiyaçları olan arkadaşlar zaten senin benim yorumumuzda değil doğrudan kendilerinin giderek bir mağazada filan bir şey deneyerek karar vermeleri lazım. Çünkü niye biliyor musun? Ben o karanlık odada yaptığımız çekimin ya da karanlık ortamda yaptığımız çekimin onun beklentilerini karşılayıp karşılayamayacağı konusunda da fikir sahibi. Ben diyorum ki kötü o bakar ki abi çekmiş işte ne istiyorsun yani. bilmem ne filan yapar. O yüzden hani o tarz ihtiyaçları olmayan standart bir kullanıcı için ben iki film öyle söyleyebilirim yani. Son olarak sana şundan sor bakalım. Şu soruyu sorarak aslında bitirmek istiyorum. İkisinin içerisinde de aslında bir Android işletim sistemi var ve sonrasında da içerisinde bir kendi arayüzü var, arayüzü var. Miui 14 ile beraber geldi Xiaomi 13 ama Miui 12 ile beraber, 13 ile beraber geldi Xiaomi 12. Sonra tabii ki güncellendi. Miui 14 Hı -hı. şu an ikisi de güncelle olarak güncellen. çalışıyor. 14 ikisinde. Miui 14'te bir problem yaşadın mı? Yok yaşamadım İkisinde de. Yaşamadım ikisinde de yaşamadım 14'te bir problem. Ben zaten Xiaomi'nin her geçen çeyrekte Miui ile ilgili sorunları çok hızlı giderdiğine şahit oluyorum. Yani mesela biz bundan. 4 yıl önce, 5 yıl önce falan bir şey Xiaomi cihaz kullandığımız zaman o yaşadığımız takılmalar, crash'ler bilmem ne neler falan artık son 1-2 yılda yok. Duymuyoruz bile. Yani biz evet. yaşamıyoruz, arkadaşlardan da duymuyoruz. Bizim şu an Xiaomi'den en çok beklentimiz neydi? Buraya gelinceye kadar. Xiaomi'nin kamera arayüzünü değil mi? Kamera yazılım arayüzünü düzeltmesiydi Doğru. ve onu şey yapmasıydı. Hmm, rakip level'in seviyesine çıkarmasıydı. Şimdi Xiaomi Leica ile işbirliği yaptığı zaman ben öyle tahmin ediyorum ve böyle iddia ediyorum. O Huawei-Leica işbirliğinin know-how'ının büyük bir kısmını da ama yasal ama yasal dışı yollarla almış durumda. Evet, belli. Çok belli bu. Yani Çok bu belli. yok dersek yalan söylemiş oluruz zaten. Ve Leica'lı telefonlarında mesela biz bunu bir evet. önceki seviyedeki Leica'lı telefonlarda o kadar şey görmüyorduk. Net Hı -hı. görmüyorduk ama şimdi 13'te görüyoruz ki gerçekten kamera ve yüzü, kamera yazılımı da gelişti. Ha? Hala bir Huawei seviyesinde değil. değil Onu değil. kabul edelim ama demek ki çalışıyor adamlar. E şimdi burada benim beklentim şu. Xiaomi bu Leica kamerayı da Leica kamerayla kavuştuğu arayüzdeki opsiyonları da tez zamanda <laughs> Redmi 7'lere ve de Poco'lara <laughs> da 12 şey T TSS. 12 T seviyesinde falan da getirecek. Buradaki tez zaman nedir? İşte T seviyesi için belki bu yıl, Redmi için belki Öyle seneye, sene. Foco için belki 3 yıl sonra bilmiyoruz ne olacak. Ama getirecek bunu yani. Çünkü adamlar çalışıyor arka tarafta. Ha çalışmadı bir yeterli mi? Şimdi ben bir müşteri olarak yeterli demem. Bence hiçbir zaman yeterli değil. Hep daha çok çalışsın. Niye? Çünkü parayı veren taraf biziz. Müşteri bizi parayı veriyorsak daha iyisini alalım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Xiaomi'nin eğer bu kamera ve yüzündeki rakibi Samsung'sa <laughs> kendine yanlış rakip seçmiş. iPhone'u seçmesi lazım evet. kendine rakip olarak. Yani o seviyeye gid kadar gidebilmesi gerekiyor. Ben şeyden memnunum. Yazılımla ilgili olan tarafından memnunum. Şunu da söyleyeyim hatta. Ne bunda ne bunda hiçbir majör problem yaşamadım. Süper, evet. Bunda güncelleme geldiği gün bir iki takılma yaşadım. Ama anladığım kadarıyla ondan hemen bir iki ay sonra gelen ufak tefek paketlerle onlara bir şey yaptılar çözdüler öyle tahmin ediyorum. Yaşadığım sorun da şuydu. Yani işte hani bütün programları, bütün açık hepleri göster tuşuna bastığım zaman multitasking mu, de göstermiyordu mesela. Ya da az uygulama gösteriyordu. Hmm. Ya da uygulamalar arasında geçiş yaparken şöyle bir hani böyle tık arabalar tık bazen yapıyor. şey yapar ya tekler. Böyle bir tekliyordu ve ikinci kez bir daha gaza basmak. Ara gazı vermek gerekiyor gibiydi. Bir gün ya da iki gün yaşadım arayüz değişikliğini. Hmm. sonu çözdürüldü. Bundaysa zaten daha bir hafta oldu. Hiçbir şey Hiç yaşam. sorun yaşamadım. Ama dediğim gibi hmm. ben her iki telefon fiilim, film bunun her ikisini kullanan arkadaşlar da var zaten. Bilmiyorum. Onlar da mi, ne derler görüşlerini paylaşsınlar videonun altında. Bunu alan da üzülmez, bunu alan da üzülmez. Avradaki 5000 lirayı da işte fiyat farkında da tamamen şey olarak düşünmek lazım. Yeni cihaz <laughs> ve Leica diye de bir şey var. Şimdi ya. oraya gelecektim abi. Sen hani şu kadar paradan sonra vermem diye bir tabirim vardı <laughs> aslında sonrasında <laughs> o baram yükselmişti. Şimdi ise şunu sormak istiyorum. Xiaomi 13 alacak bir arkadaşımız şu anda 27 bin lira ya. Çok pahalı. Hani çok pahalı. Çok ha. pahalı. Şu an pahalı buluyoruz evet. Şu fiyatta olursa o zaman tamam diyeceğim bir üst varem var mı? Şimdi onu geçen gün videolardan birinin altında bir arkadaşımız hesaplayıp yazdı. İşte Ersin abi dedi 2500 liradan fazla verilmez dediği zaman asgari şu kadardı. Bugünkü asgari ücretle hesaplarsak ortalama 14 bin, 13 bin lira ile 15 bin lira arasında filan geliyor dedi. Matematiksel olarak doğru, doğru. bir şeyi bu ne derler rakam bu ama orada da şuna bakmak lazım Yani biz 13-15 bine doğru düzgün bir cihaz alır. Şimdi bugün bu söyleyeceğimin müsebbibi ben değilim yani ben yapmadım bu ekonomiyi böyle. Benim gözlerim o kadar parlamıyor çünkü bir bakışla ekonomiyi değiştirecek kadar şeyim yok. Neydi de Ability'im yok yani. Yükeneklerin <laughs> yok. Abi. Bugün 10 bin liranın altında doğru düzgün bir cihaz almak Türkiye'de Çok mümkün değil. Bugün 5 bin liranın altında cep telefonu yok, yok. neredeyse. Yani o bizim o 2500 lira falan o kadar Çok tarihte olur. kaldı. Şimdi matematiksel olarak 13-15 bin lira. O arkadaşımızın hesabı doğru. Ama 13-15 bin da ben böyle çok iyi telefonlar görmüyorum şimdi biz 2500 liradan fazla vermem dediğim zaman Biz 2800 liraya mini Am iPhone amiral, alıyorduk Amiral gemisi iPhone abi. alıyorduk 2700 liraya HTC'nin One seviyesinin en fazlasını da Ve 2400 liraya Samsung'un en yeni S'ini alıyorduk Şimdi 13-15 bin lirada orta segmentin iyilerini alabiliyoruz ya O yüzden de bence o kıyaslama artık şey oldu e, Tarih oldu yani o kıyaslamanın üzerinden yürürsek doğru yere gidemeyiz hmm. Ha sen bana dersen ki mesela şu bu fiyatı belli, bunun fiyatı belli. Ersin sen de tamam bununla ve kefil oldum diyorsun da hani bununla ve para verecek adam sayısı Türkiye'de kaç tane? O yüzden sen ne diyorsun dersen mesela benim bundan sonra kullanmayı düşündüğüm cihaz yeni Poco'nun şey, F5'in Pro'su. F5'in Pro'suna geldiğimiz zaman o 13-15 bin liralar daha mantıklı ve kamla haline geliyor. Ama işte dert ne? Amiral gemisi değil. değil. artık. Doğru. O zaman amiral gemisiydi. Şimdi bundan sonra kısmet olursa bir bir hafta iki haftada şeyi F5 Pro'yu kullanmak istiyorum. Orada fiyat konusunda seninle daha iyi bir tartışabiliriz okay, bence abi. o videoda. Burada fiyatı tartışmamızın bir mantığı yok çünkü şöyle bir şey var. Yani 27 bin lira 25 bin lira dediğimiz paraları aylık olarak kazanamayan arkadaşlarımız var. Bizim arkadaşlarımız boş ver. Türkiye'de bu paraları kazanamadan ay içinde ev içindiren anneler babalar filan var. O yüzden yani hani ucuz gidin alın bilmem ne filan diyecek durumumuz yok. Pahalı bizim ekonomimize göre yapacak bir şey yok. Ha parası olan alsın mı noktasında da işte parası yeten bunu alsın diyorum. 5000 ve kendisi için çok önemli olan bir arkadaşımız da bir ev geçindiren kişimiz de o zaman bunu alsın. Mutsuz olmaz diye biliyorum en fazla. Söyleyecek başka bir şeyim yok ne yazık ki. Peki tamam teşekkür ederim abi o zaman. Ersin abinin de aslında Xiaomi 12 ve 13 hakkındaki görüşleri böyleydi. Belirli bir zamanda 13'te devam edecek anladığım kadarıyla. Sonrasında F5 Kıradana kadar. <laughs> Kralına kadar. Sonrasında F5 Pro'ya geçti. Yine aynı konsepte bir video tabii ki de çekeriz. Sizler de iki telefon hakkındaki görüşlerinizi lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.